أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Şimdi muhterem kardeşim, biliyorsunuz ilmi akaide veya ilmi tevhid ve sıfata veya fıkh-ı ekber denen bu ilme neden ilmi kelam denilmiş? Dün gerekçelerini anlattık. Şimdi de bazı tarihi gelişimleri, olayları anlatacak mübarek Teftezani. Hâdâ, yani bu isimlendirme, yani dini akaide, işte delillerle cevap verme vesaire, bu ilme ilmi kelam denmesi, huve kelamul kudemai, eski alimlerin görüşü. Ve mu'zamu hilafiyyatihi ma'al firakil islamiyyeti. Ve yani eski alimlerin bütün görüşleri burada, yani bu ilmi kelamda. Ayrıca bütün İslami fırkalar, 72 fırka biliyorsun, mevakıfın başında bunu okumuştuk. Hatırladın mı? Yani 7 tanesi ana grup. Yani kimdir bu? Batıl mezhepler, Şia, Hariciler, değil mi? Ondan sonra Mutezile, Cebriye, ondan sonra Mücessime veya Müşebbihe de burada. Ve yedincisi de neydi? Batıniye. Öyle değil mi? Bir de bunların karşılığında Ehl-i Sünnet var. Yani bunlar temel şeyler. Anlatabildim mi? Yani 7 büyük grup. Kendi içinde grupları var. Mesela Şia'nın gulat-ı Şia var ki bunlar tamamen ehli küfür. İşte Nusayriler öyle. Yani Suriye'dekiler. Ama İsnaşeriye var ki onlara kafir diyemezsiniz. İran şu anda. Böyle dalları budakları var. Onlara girmeyelim. Yani ve mu'zamu hilafiyyatihi. Demek ilmi kelamda bu ne derler, nedir, ihtiva ettiği işte ne derler, İslami fırkaların görüşleriyle, görüşlerine ait ihtilaflar da var bu ilmin içinde. Hususan özellikle de el-mu'tezilete. Mu'tezile özellikle. Yani mu'tezile. لِأَنَّهُمْ Çünkü bu mu'tezile dediğimiz, mu'tezile demek hak yoldan ayrılan grup demek. Yani bunun sebebini şimdi açıklayacak. Çünkü Hasan-ı Basri'nin talebesiymiş bu. Yani bunu kuran adam. Yani. Ha. لِأَنَّهُمْ زِيرَا bunlar اَوَّلُ فِرْقَةٍ İlk grup. Belki de ilk grup Şia'dır ama Şia başta çok kudurmamış. Sonradan kudurmuşlar. İlk gruptur. اَسَّسُ Tesis etmişler. Yani ortaya koymuşlar. قَوَائِدَ الْخِلَافِ Yani akaid meselelerinde ihtilafların temel prensiplerini ortaya koymuşlar. لِمَا وَرَدَ بِهِ ظَاهِرُ السُنَّةِ Allah Allah. Yani sünnet-i nebeviyenin açıkça beyan ettiklerine aykırı olan kaidelerini ortaya koymuşlar. Ve cera aleyhi cemaatü's sahabeti. Sahabenin bütün icmala kabul ettiği görüşlere aykırı olan kendi kaidelerini. Bunların 5 kaidesi var. Nedir bu 5 kaide? 1. El menzile beynel menzileteyn. Anlatabildim mi? Yani şimdi onu okuyacağız. Allah nasip ederse. Büyük günahı işleyen kafir mi Müslüman mı? Ne kafir ne Müslüman, ikisi arasında. İşte bu menzile el menzileti, beynel menzileti. Yani ne cennette ne cehennemde. Yani böyle diyor. Yani onlara göre. Yani böyle bir öz. Bir diğeri de, bu da çok enteresan. Güya takdis. Takdis dediği tenzih. Allah'ı tenzih ediyorlar. Bu 5 kaideden biri. Hepsi gelecek zannediyorum. Adamlar diyor ki haşa, Allah kulun yaptığı zina ve hırsızlık gibi işleri yaratmaz. Allah'a yakışmaz çünkü bu diyor. Anladabildim mi? Böyle enteresan görüşleri var. 5 tane prensip. Yani o kavaidül hilaf dediği o yani. Ha, Rıdvanullahi aleyhim fi babil akaidi. Yani akide meselesinde 5 tane temel İhtilaf kaidelerini oturtmuşlar. Ve zalike bunun izahı şu. İşte bu. Enne raisehum, mutezilenin reisi. Vasıl ibn Ata'e. Vasıl ibn Ata işte bu.
Kim bu Vasıl İbni Ata? Bu da çok geçti. Yukarıda uzun uzun anlattık. Burada da vermiş mi, vermemiş mi? Bakayım. Yok, vermemiş. Yani önemli değil. Vasıl İbni Ata. Bu Kadı Etezel'e ayrılmış şeyin talebesiymiş bu Hasan-ı Basri Hazretleri'nin. Allah kimseyi şaşırtmasın. Amin. Diyorlar ya sen Fethullah Efendi'yi neye Veliullah dedin şimdi sapıttı diyorsun. Ulan koskoca Vasıl bin İbni Ata Hasan-ı Basri'nin en önemli talebelerinden biri sapıtmış. Evet. Daha enteresanını söyleyeyim. Ebu'l-Hasan el-Eş'ari Hazretleri en büyük şeymiş. Yani nedir? O da sonradan ehl-i sünnete girmiş yani. Mutezile'nin görüşlerini savunuyormuş o da. Enteresan yani. Ama sonradan ehl-i sünnetin imamı olmuş. Allah bizi hidayetine erdirsin diyelim. Yani kimse geleceğini garanti altına alamaz yani. Kadı i'tezele ayrılmış an meclisil Hasan-ı Basri'yi. Hasan-ı Basri'nin meclisinden. Yukarrir şöyle diyerek. Kim bu? Vasıl İbni Ata. Enne murtekibel kebirati. Büyük günahı işleyen, hani yedi büyük günah var ya, zina, hırsızlık, Allah'a şirk, namusa iftira. Dün bunu söyledim tabii. Kadr, yani namusa iftira. İçki içme. Sonra kesin cehennem değil tabii mi hocam? Yani şey, hayır, yani Allah affedebilir ama azabını çekmeden, kul hakkını vermeden zor. Allah bizi muhafaza eylesin. Yani şimdi mürtekib-i kebire, leyse bi mu'minin ve la kafirin. Ne mümindir ne kafirdir demişler. El menziletu ve yusbitu, bunlar ispat etmiş. El menzilete beynel menzileteyn. İşte kaidelerinden biri bu. İki yer arasında bir yer. Ne mümin ne kafir demişler. Fekale el Hasan el Basriyu, bu olay üzerine Hasan-ı Basri demiş ki kad i'tezele anna. Bizden ayrıldı Vasıl bin Ata. Fesümmu el mu'teziletu. Mu'tezilete. Artık onlar Mutezile diye isimlendirilmişler. Şimdi anladın mı? Anladım. Aslında çok faydalı yani. İyi ki buna başladık. Evet. Çünkü İslam'ın çok temel meselelerinin hepsi burada. Hepsi burada. Ve hum onlar ha yusemmune enfusehum, bu da çok enteresan. Kendilerini isimlendiriyorlar. Eshabel adli ve tevhidi. Allah Allah. Adalet ve tevhid sahipleri diyorlar. Sebebi ne biliyor musun? Kaidelerinden biri de bu. İtaat edene sevap vermek. Şimdi anlatacak. Kaidelerinden biri bu. Anladın değil mi? İtaat edene sevap vermek. İsyan edene ceza vermek. Allah'ın üzerine farzdır diyorlar. Ya güya bunu adalet sıfatıyla anlatıyorlar. Tevhid dediğim de işte biraz önce anlattığım. Haşa Allah yani. Likavliyim çünkü onlar diyor ki بِوِجُوبِ سَوَابِ الْمُطِيعِ İtaat edenin sevabı zaruridir yani. Mecburdur Allah onu vermeye, haşa. وَعِقَابِ الْعَاسِي عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى Allah'a, anlatabildim mi? Ama bu gelecek ile ehl-i sünnet diyor ki hayır, Cenab-ı Hak için hiçbir şey zaruri değildir yani. O فَعَالُ لِمَا يُرِتْ yani istediğini yapar. Bir de bu da çok önemli. وَنَفِي الصِّفَاتِ الْقَدِيمَةِ عَنْهُ Bu da bir esas. Beş esasdan biri de bu. Beş esasdan biri de bu. Anlatabildim mi? Yani diyorlar ki Allah'ın sıfatları, o kadim sıfatları zatının aynısıdır. Ne demek hocam? Zatının aynısı dediği bunu tartışacağız. Yani şimdi bunu Bediüzzaman Hazretleri 16. sözde çok güzel izah ediyor. Karıştırmışlar sıfatlarıyla, isimleriyle Allah'ın zatını karıştırmışlar. Orada Bediüzzaman Hazretleri çok güzel misaller veriyor. Yani diyor ki mesela güneşi misal veriyor. Şu sözleri verir misin? Bir sözleri ver yani. O kadar. O kadar güzel ifade ki bunu okuyacağız. Ama tam anlamak için şey tam açtım, ora geldi yani. 16. söz. Bak. Diyor ki üç çeşit yansıma vardır diyor. Anlatabildim mi? Hı hı. Yani inikas diyoruz biz buna. Birincisi kesif ve maddi şeylerin yansıması. Bunlar hem başkadır, aynı değil, hem de ölüdür. Yani mesela aynanın karşısına geç, senin yansıman var. Senin aynın değil bu. Hı hı.
Burası çok önemli bir nokta. Senin aynın değil bu. Aynın değil yani. Aynısı değilsin sen onun. Ama gayrın da değil. Şey başkadır. Tamamen senden başkadır. Özür dilerim. Aynı zamanda ölüdür. Canlı da değil. Ama bu kesif maddeler. Maddi şeyler yani. İkincisi ise hem maddi hem de nurani olanın akisleri. Yani mesela bir lambayı aynaya tut. Bak iyi dikkat et buna. Bu yansıma aynı değil. Anlatabildim mi? Yani bizatihi lambanın kendisi değil veya güneşin kendisi değil. Ama başka da değil. Yani şimdi kainattaki Cenab-ı Hakk'ın yansıyan sıfatları Allah'ın zatı değil. Ama gayrı da değil. Yani ondan geliyor bu. Yani Rahman sıfatından geliyor, Şafii sıfatından geliyor, Kahhar sıfatından geliyor. Anladınız mı? Evet. Bu misal olmasa var ya bu meseleyi anlamak çok zor. Doğru. Mahiyeti tutmuyor. Mahiyeti aynı değil. Onun için Cenab-ı Hakk'ın sıfatları zatının mahiyetiyle aynı değil. Bunu kısmen şeyde de okuduk. Yani bu mahiyet meselesini de okuduk. Acaba sıfatlar mahiyete dahil mi değil mi? Hatırladın mı? Yani Mevakıf'ta okuduk bunu. Fakat o nuraninin çoğu özelliklerine maliktir. Ve onun gibi hayat sahibidir. Işık veriyor da. Güneş gibi yani, güneş yani. Bir de çok enteresan. Çok enteresan. Yani bunu çok harika bir şey bu. Yani bu ikisini anladın değil mi? Bu sadece misal. Anlamak için misal yani. Evet. Şimdi Ehl-i Sünnet diyor ki asla. Yani niye? Bak. Bunlar diyor ki Allah'ın sıfatları zatının aynısıdır. Çünkü aynısı olmasa o zaman Allah'ın sıfatlarının kadim olmadığını kabul edeceğiz. O zaman birden fazla kadimi kabul etmiş olacağız diyorlar. Halbuki zattan çıkan sıfatların kadim olduğunu kabul etmek ayrı kadim şeylerin varlığını kabul etmeyi gerektirmez. Anladın değil mi bu? Allah'ın sıfatları zatının aynı da değil, gayrı da değil. Anladın mı? Mesele gayet açık. Anladın burayı? Anladım. İleride tatlı tatlı tartışacağız bunu. Ama burada da girdik yani biz. وَنَفْهِ السِّفَاتِ الْقَدِيمَةِ عَنْهُ Onun kadim sıfatları olduğunu kabul etmiyorlar. Diyorlar ki eğer sıfatlar kadim olursa o zaman birden fazla kadimi kabul ederiz. Yahu etmeyleme bir zatın sıfatları kadim olmakla ayrı bir kadim şey değil ki o. Evet. Anladın değil mi? Zata aynı şey. Ne aynıdır ne gayrıdır. Valla bence şu misal var ya. Her şeyi açıklıyor. Her şeyi açıklıyor yani. Anladın? Anladım. Allah razı olsun. Ha burayı okuyacağız. Sümme innehum sonra bu zatlar yani Mutezile Mutezile teveghalu fi ilmil kelam. İlmi kelama daldılar. Meşgul oldular. Ve teşebbesu maalesef tutundular. Teşebbes bi ezyalil felasifeti. Felsefecilerin kuyruklarına takıldılar. Fi kesirin minel usuli. Yani usulü din meselelerinin çoğunda. Dikkat edersen aynı felsefecilerle neredeyse benzeri görüşleri anlatıyorlar. وَشَاعَ مَذْهَبُهُمْ Mezhepleri her tarafta yayıldı. فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ insanlar arasında. اِلَا اَنْ كَالَ الشَّيْخُ Ta ki Ebul Hasan el-Eş'ariyyü Ta ki üstazı şey Ebul Hasan el-Eş'ari üstadına değinceye kadar. Üstadıymış. Kim? لِاُسْتَازِي اَبِي عَلِي الْجُبَّاءِ اَبِي عَلِي الْجُبَّاءِ اَبِي عَلِي الْجُبَّاءِ şuymuş. Muhammed İbni Abdülvehhab'mış. Kendisi ve oğlu Ebu Haşim şeyin nedir? Muvahhidenin Muvahhide diye bir yer. Basra köylerinden Cuba'da doğmuş. Cuba'yı 234 Hicri yılında doğmuş, 353'te vefat etmiş. Uzun bir tefsiri varmış. O tefsirde yani o kadar garip sözler nakletmiş ki İmam-ı Eş'ari Hazretleri reddiye yazmış. Reddiye yazmış. Ama İmam-ı Eş'ari önce Mutezile. Evet, bu işte onun talebesi. Ama bizim şimdi... Ama sonradan ayrılıyor işte evet. Bunu. Anlamayanlara, ahmaklara cevap yani bu.
Bakın ne diyor? Üstazına ne demiş biliyor musun? Kendi üstazına. Peki üstazım, ma tekulu fi selaseti ihvetin mâte ahaduhum muti'an. Şu üç kardeş hakkında ne dersin? Bu üç kardeş misalidir. Her yerde geçer. Mes'eletu selâfetil ihve. Böyle geçer bu. Bütün kitaplarda, akaid, tefsir, her yerde böyle geçer. Üç kardeş meselesi. Birisi mâte ahaduhum muti'an. Birisi Allah'a itaat ederek vefat etmiş. Vel âkheru asiyen. Diğeri isyankar olarak vefat etmiş. Vessâlitü sahîran. Üçüncüsü de küçük çocuk olarak. Bunlara ne diyeceğiz? Hangisi menzile beylen menzileteyim? Kimi nereye atacağız? Kale leş'ari ha. Fekale üstazı Ebu Ali Cibai demiş ki innel evvele yusabu bil cenneti. Yani itaat ederek ölen cennetle mükafatlandırılır. Sevaplandırılır. Bunu anladık. Vessani ikinci yu'akabu bin nari. Cehennemle cezalandırılır. Metne dikkat et. Yu'akabu binler. Ve salise, üçüncü ise la yusabu ve la yu'akabu. Ne mükafatlandırılır ne cezalandırılır. Böyle demiş. Kim? Ebu Ali el-Cübbai. Cübbai mi, Cübbai mi tartışıyordum. Cübbai olduğunu öğrendik. Kale leş'ariyyu. Bu sefer eş'ari de üstadına demiş ki fe'in kale salisu. Bu küçük. Ne cehenneme ne cennete gitmeyip ortada kalan çocuk dese ki ya Rabbi, ey Rabbim lime emetteni sagiran, beni niye küçükken öldürdün ki ve ma ebkayteni, beni yaşamama müsaade etmedin baki olmama ila en ekbura, ta ki büyüyeyim fe ümine bike, sana iman edeyim ve uti'ake, yani sana itaat edeyim فَاَدْخُلَ الْجَنَّةَ Cennete gireyim. Niye beni küçükken öldürdün de bu cennetten mahrum ettin beni? Bu İmam Eş'ari'nin sorusu. Bakalım ne diyecek üstadı? Anlıyorsun değil mi? Takip edebiliyorsun. فَقَالَ diyor ki يَقُولُ الرَّبْ Haşa Allah der ki bu küçük çocuğa hitaben اِنِّي كُنْتُ اَعْلَمَ مِنْكَ Ben senden daha iyi biliyordum ki Allah buyuruyor yani o diyor اَنَّكَ لَوْ كَبُرْتَ Eğer sen yaşın büyürse la asayte fedekalten nare isyan edecektin ve cehenneme girecektin. Fekan el aslahu işte bu Mutezile'nin kaidesi bu. El aslah lillah. Allah en salih, en güzel olanı yaratmakmış buriyetinde. Haşa. Biraz önce dedik ya işte o yani Allah'a vacip aslah kaidesi bu. Meşhurdur bu aslah kaidesi. فَكَانَ الْأَصْلَحُ Senin en çok yararına olan leke senin اَنْ تَمُوتَ سَغِيرًا Küçükken ölmendi. Ben de onu yaptım. Cenab-ı Hak da böyle cevap verecek. Anladın mı buraya kadar? Şimdi bunun üzerine قَالَ الْاَشْعَرِيُّ Eş'ari diyor ki üstadına Peki فَاِنْ قَالَ الثَّانِي İkinci dese ki Ya Rabbi, ey Rabbim لِمَ لَمْ تُمِتْنِي سَغِيرًا Niye beni küçükken öldürmedin? لِأَلَّا أَعْصَى أَعْصِيَ Biliyorum. Ha, yani ta ki isyan etmeyeyim. فَلَا أَدْخُلَ النَّارَ Cehenneme de girmeyeyim. مَذَا يَكُولُ الرَّبُّ Rabb Teala ne diyecek buna karşı? فَبُهِتَ الْجُبَّائِيُّ Cübbai şaşkına döndü. Bühite demek yani şaşkına döndü. وَتَرَكَ الْاَشْعَرِيُّ مَثَبَهُ İmam-ı Eş'ari de onun mezhebini terk etti. Cevap veremiyor buna. Ötekine cevap verdi Naidi. Aslah olanı yarattı onun hakkında. Küçükken öldürdü. Bunun hakkında haşa azlam olanı mı haşa yarattı? Yani anladın değil mi meseleyi? Çok tatlı bir üç kardeş meselesi bu. وَاشْتَغَلَ هُوَ وَمَنْ تَبِعَهُ Bunun üzerine İmam-ı Eş'ari ve çevresindekiler meşgul oldu. بِاِبْتَالِ رَأِيِ الْمُعْتَزِلَةِ Mu'tezilenin görüşlerini iptal etmekle meşgul oldu. وَاِسْبَاتِ مَا وَرَدَتْ بِهِ اَسْسُنَّةُ Sünnet-i seniyyeninden varid olan sahih itikat esaslarını ispatla meşgul oldu. وَمَدَى عَلَيْهِ جَمَاتُ السَّحَابَةِ Ve sahabenin çoğunluğunun icmala yürüdüğü akaidleri ispatla meşgul oldu.
Fesümmû. Bunlar da adlandırıldılar. Ehle sünneti vel cemaati. Bu iki sebeple. Bir sahabenin icmağı, bir de sünneti sahiha. Neden ehli sünnet ve cemaat denmiş? Onu da anladınız yani. Burada kaldık. Yeni bir bahis bu. Ama çok tatlı bir bahis değil mi bu? Hele o gayrı değil, aynı değil. Ya üstad da kardeşim ya. Bak ileride göreceğiz, hiç böyle izah edemem. Ya böyle...